İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şu an bugün neredeyiz, ne yapıyoruz? Şu anda Piramit Sanat'tayız. 12 yıl önce kurulan bir sanat merkezi. 2006'da kurduğum bir sanat merkezi. bugün burada hem bizim 14 sanatçımızın içinde olduğu bir grup sergisi var. Homemade isimli. Hem de ayrıca bugün Epiveron isimli Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nin Türk sanat ortamına ve hatta dünya başkanı olduğum Uluslararası Sanat Dernekleri aracılığıyla dünyaya sunduğu bir metnin anlatımı, tartışması, yani Epiveron eser piyasaya veriliş onayı. Yani sanat eserinin bir nevi pasaportunu çıkarıyoruz, kimlik belgesini çıkarıyoruz. Bundan sonra bütün sanat eserlerinin bu şekilde sirküle etmesini istiyoruz. Sanatçının haklarının korunması, hatta sanat eseri sahibinin, koleksiyonerin haklarının korunması, gerek satışlar, müzayedeler, bütün bunlara bir düzen gelmesi, bütün bunların açıkça bir forum olarak tartışılacağı bir ortamdayız. Sanatçıların bu pasaport olmadan önceki sorunlarına değinirsek? Yani çok kısaca değinirsek, vallahi ben size 5 resim bırakmıştım. Yok hayır, bizde 3 görünüyor. İşte benim resimlerim vardı burada, kağıdı kaybettim. İşte nerede? Sizde şeyi aynısı yok mu? Veya benim eserim değeri 10 lira, müzayedeye vermişsiniz 1 liraya. Bunu nasıl yaptınız? Bunun eser sahibine ne faydası var? Adamın elindeki 10 lira değerindeki resmi müzayedeci 1 liraya satıyor. Sanatçıya büyük zararı var, koleksiyonere büyük zararı var, Türk sanatının genel değerine büyük zararı var. Kimseye bir faydası yok. İşte bunun da durdurulması lazım. Bu bir kanayan yara. Bütün bunları gündeme getireceğiz. Türkiye'de modern sanat kitlesini şöyle genel bakış değerlendirirsek ve yurt dışındaki kitleyle kıyaslarsak neler söyleriz? Yani mesela yurt dışındaki kitle çok daha uzun zamandır müzelerin içine doğmuş. Bizim de yeni kuşaklar artık mesela İstanbul Modern'e gidiyorlar, geziyorlar çocukluklarına itibaren. Ama İstanbul Modern 14 yıldır var. Çok değerli bir müze. Ama bizim en önemli değerli müzemiz 14 yıllık çağdaş sanatta. Ya da işte Amerika'da, Fransa'da bu müzeler 100 yıllık, 80 yıllık. Ya da daha önceki zaten eski 100 yıl müzeleriyle 300 yıllık, 400 yıllık müzeler var. Dolayısıyla yabancı ülkelerde koleksiyonculuk en az son 3-4 kuşağa dayanan, babadan oğula, dedeye, toruna geçen bir aktivite. Türkiye'de mesela bir iş adamının oğlu çağdaş sanat eseri almaya başladığı zaman bazen babası ne bu saçmalıklara para harcıyorsun diye kulağını çekebiliyor. Şimdi çünkü daha o kültür yok. Basın buna çok yardımcı olmuyor. Devlet yardımcı olmuyor. Kültür Bakanlığı henüz yardımcı olmuyor. Maalesef sanat eserlerinin değeri Türkiye'de henüz tam bilinmiyor. Bunun tarihi tam yerleşmiş durumda değil. O yüzden koleksiyonculuk da yalnız gelişmemiş olduğu gibi dedikoduya dayalı koleksiyonculuk yapılıyor. Yani müzayedelerde kim el kaldırdı, kim el indirdi, ona bakarak koleksiyonculuk yapılıyor. Ya da diyelim işte, diyelim ben kimin arkasındayım? Burada Ertuğrul Akgüz, Bahri Genç, bu sanatçılar mesela kimdir? Kaç yıldır resim yapıyor? Resim yaparken neyi savunuyorlar? Neyi öneriyorlar? Bu resmin değeri nedir? Daha önce hangi koleksiyonlara girmiş? Ben bu resimden hangi zevki, keyfi alıyorum? Hangi düşünceye dalıyorum? Bunların hiçbiri yok o genel olarak bizim koleksiyonerlerin kafasında. 10 saniye müzayedelerde havada duran bir resim, parmak indir kaldır, çevrene bak kaç kişi parmak kaldırdı. Yani
resim alışverişinin gerçek içeriğiyle hiçbir alakası yok. Mesela bir adam çok yakışıklı diye onu iyi kaleci zannetmek kadar absürt bir şey. Peki vizyonerliği anlamında beğendiğiniz, geniş bulduğunuz Türk koleksiyoner var. Yani bu yani isim vermek tehlikeli çünkü kısa bir röportajda birçok dostum benim adımı niye söylemedin diyebilir haklı olarak. Onun için gerçekten her şeye rağmen Türkiye'de çok sayıda böyle koleksiyoner var. Yalnız yani örnek olarak 3-4 tane sayayım ama esasında bu şekilde en az bir 20-25 kadar çok bilinçli koleksiyoner olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Yani örnek tabii Eczacıbaşı ailesi, örnek Can Elgiz, örnek Cengiz Çetin Doğan, Demet Sabancı, Ömer Koç, Arter, Emin Hitay. Yani hadi 3'ü 5'i çıkardım. Çarmıklılar. Yani oldukça diyelim en azından 15-20 tane çok bilinçli koleksiyoner var. Şöyle söyleyeyim, benim zaten temasta olduğum diğer genel koleksiyoner listesini de zaten web sitemde bulabilirsiniz. Sizin geçmişinizde çok değerli bir burs var. Ben bunu da sormak istiyorum. Hani bu neler kattıdan daha çok şimdi de bunların yapıldığını görüyor musun? Şimdi ben bunu kaç röportajda söyledim. Bu da herhalde 2426. röportajda yine söylüyorum. Ben Harika Çocuklar bursundan istifade etmedim. Bunu herkes böyle bilir. O yüzden kendinize kızmayın. bu çünkü toplumda bir şey yanlış yerleştiği zaman onu düzeltmek bazen 50 yıl oluyor. Ben o burstan hiç istifade etmedim. Bana Harika Çocuk sıfatını Türk eleştirmenler, dünya eleştirmenleri, işte dünyanın bu konuda en donanımlı profesörleri, sanat yazarları basını verdiler. Resmin Mozart'ı, 21. yüzyıl resminin, resim ekolünün öncüsü vesaire şeklinde. Dünyanın en çok adından bahsedilen, konuşulan çocuk sanatçılarından oldum. Bu Harika Çocuk lakabı oradan geldi, hala üzerimde. Ama ben Harika Çocuklar kanunundan ve dolayısıyla bursundan hiç istifade etmedim. Bunların detayı, benim iki ciltlik otobiyografim var. Harika Çocuk ve Sonsuz Okyanus. Hı hı. Harika Çocuk benim çocukluğum ve 20 yaşına kadar hayatım. Gerisi de Amerika yaşamımın kapsamı. Yani 23 yaşa kadar biri, 30-31 yaş arası da Amerika dönemim bitiyor. Sonsuz Okyanus. O kitapta bunun detaylarını bulabilirsiniz. Fenerbahçe tutkunuz var. Fenerbahçe tutkusu babamdan geliyor. Babama Adana'dayken çocukken bir sarı lacivert kemer hediye etmişler. Babam çok etkilenmiş. O kemerle Fenerbahçeli olmuş. Bana Fenerbahçelilik virüsünü 2-3 yaşında verdi. Ben 4-5 yaşından beri istisnasız her Fenerbahçe maçını ya radyodan dinlerim, eskiden olduğu gibi, ya televizyondan izlerim. Yurt dışındayken devamlı babamı arardım, babam bana maçı anlatırdı. ve Allah rahmet eylesin, şimdi tabii maç nerede olursa olsun bütün programı ona göre yapıyorum. Ya maçı televizyonda izliyorum ya da İstanbul'daysa, çok önemli bir başka mecburiyetim yoksa %95 oranında da maça gidiyorum. Ve son olarak da çok tatsız bir olay yaşadınız. Bıçaklanma olayı. Bununla ilgili bir şeyler söyleyebilirim. 18 Nisan 2011'de bu olay meydana geldi.
Tabii bu yıllardır verdiğim demokrasi mücadelesi, özgürlük mücadelesi, Atatürkçülük mücadelesi, özgür sanat mücadelesi, bütün bunların hediyesi gibiydi maalesef. Ama ben her an başıma bunun gelebileceğini bilerek yaşadığım için hiç şaşırmadım bu saldırı olduğunda. Bunu bekliyordum. Ben 1987'den beri tehdit alan bir insanım. Ama o saldırı oldu. Mucizevi bir şekilde bir ameliyatla sağ olsun doktor İsmail Hamzoğlu ve arkadaşları Acıbadem Hastanesi'nde beni yaşama döndürdüler. Çok zor bir ameliyatı başararak 2 hafta hastanede kaldım. Çıktım 3 hafta sonra aynı yazıları Cumhuriyet Gazetesi'nde yine yazıyordum. Bütün Atatürkçü, devrimci, ilerici, demokrat yazılarımı yazmaya devam ettim. Bu beni durdurmadı çünkü bizi yok edebilirler, öldürebilirler, yaralayabilirler, sahte belgelerle hapse atabilirler ama korkutamaz.